yer altından sürünerek çıkıp insanların ödünü patlatıyorlar. Büyük kaosa sebep oluyorlar, köyleri olduğu gibi silip süpürüyorlar. Evet, bunlar dev solucanlar. Evet, hepimiz filmlerde buna benzer şeyler görmüşüzdür ama gerçek hayatta durum tam olarak böyle olmazdı. Yani tabii farazi gerçek hayatta. Diyelim ki böyle bir dünyada siz bir çiftsiniz. Sıra sıra sebze ve meyve ağaçlarıyla dolu verimli toprakların sahibisiniz. Arkadaşlarınız buraya geliyorlar ve hepiniz arabalarınızla çiftliğinizin yakınındaki vadiye gideceksiniz. Harika vakit geçiriyorsunuz ve muhteşem masmavi gökyüzünün koyu gri renkteki bulutların ardında kaybolduğunu hiç fark etmiyorsunuz. Vadi karanlığa gömülüyor. Uzaklarda yağmur yağdığını duyuyorsunuz. Başınızı gökyüzüne doğru kaldırıyorsunuz ve o anda yanağınıza bir damla düşüyor. Hepiniz bir anlık sessizlikte birbirinize bakıyorsunuz. Korkudan gözleriniz fal taşı gibi açılıyor. Herhalde oradan ayrılıp çiftliğe doğru gaza basıyorsunuz. Yağmur şimdi daha şiddetleniyor. Arkada bir yerde bir sondaj kulesi sanki taşları ufalıyormuş gibi bir ses duyuyorsunuz. Yer sarsılmaya başlıyor. İleride yerde bir obrun oluştuğunu görüyorsunuz. Orada bir dakika daha kalsaydınız o cehennem çukuruna düşmeniz işten bile değildi. Ama bu daha gördüklerinizin en kötüsü değil. Jet uçağı büyüklüğünde devasa bir solucan ortaya çıkıyor. Yerde kıvrılarak ıslak çimenlerin üzerinde sürünüyor. Siz ve arkadaşlarınız tepede bir yere çıkıp bu inanılmaz manzaraya bakıyorsunuz. Yeşil vadinin her yerinde dev ıslak solucanlar yerde sürünüp dolaşıyor. Bazıları jet boyutunda, bazıları ise otobüsten büyük değil. Ayrıca anakonda boyutunda küçük solucanlar da var. Küçük mü? Hepsi yüzeye çıkıyor ve farklı yönlerde kıvrım kıvrım ilerliyorlar. Siz tabii bunlara çoktandır alışkınsınız. Sizin yaşadığınız dünya böyle. Bu sümüksü dev yaratıklar her yağmur yağdığında ortaya çıkıyor. Filmlerde gördüğümüz gibi sıradan solucanların bir sürü keskin dişi yoktur. Bir mega solucan sizi yutarsa en azından sizi 1 milyon parçaya ayırmaz. Yedikleri şeyleri midelerine doğru iterler, sindirirler ve faydasız maddeleri dışarı atarlar. Artı onların menüsünde yeriniz olmadığı için şanslısınız. Normal boyuttaki solucanlar çürümüş organik maddelerle beslenirler. Yani çürümüş yapraklar, ağaç kökleri, normalde yedikleri şeylerdir. Solucanlar bunları yerler ve bunlardan bir miktar vitamin alırlar. En iyi besinler yer altında saklıdır. Ne kadar dibe inerseniz toprak besin açısından o kadar zengin ve verimli olur. Ayrıca solucanlar sizin hasadınızı asla yemezler. Canlı bitkilerin dokusuyla beslenmezler. Bu yüzden çiftçilerin en iyi yardımcılarıdır. Solucanlar sürekli olarak yeri kazar ve arkalarında uzun tüneller bırakırlar. Genellikle ufacık olan bu tüneller toprağı oksijene doyurur ve verim açısından daha da zenginleştirir. Ayrıca bitkilerin bu yumuşak, parçalara ayrılmış toprakta kök salması daha kolaydır. Evet, solucanlar çok yararlı hayvanlardır. Şu anda siz o tepede Goliath boyutundaki solucanlara bakıyorsunuz ve bu ciddi bir sorun. Yeri eşelerken geride bıraktıkları tüneller toprağı ciddi şekilde zayıflatabilir. Ağaçların kökleri yerinden çıkabilir ve ormanların tümü yerle bir olabilir. Toprağa çok fazla hava karışır. Bu yaratıklar toprakta yeterli nem kalmayacağından susadıklarında göl ve göletlerin suyunu içmeye başlayabilir. Bu veya onların jumbo boyutundaki tünelleri bu suların çevredeki toprağın içine akıp gitmesine sebep olabilir. Diyelim ki yeterince büyük bir solucan küçük bir kasabanın altında ilerliyor ve toprağın yapısını bozuyor. Kasabada yaşayan ev sahiplerinin göreceği ilk işaretlerinden biri bodrum duvarlarındaki çatlaklar olacaktır. Bu durumda muhtemelen evlerin temeli zayıflayacak ve sonunda hepsi çökecektir. Eğer tabii bir anda bir çukura düşmezlerse. Bundan korunmak için insanlar şehirlerinin, kasabalarının ve çiftliklerinin etrafında kalın birer tuz tabakası oluşturuyor. Bu solucanların çizgiyi geçmesini engelliyor. Korkunç görünebilirler ancak bu büyük sümüklü yaratıklar barışçılar ve insanlara saldırmıyorlar. O yüzden daha iyi görebilmek için arabayı onlara doğru sürmeye karar veriyorsunuz. Vücutları boyutlarına kıyasla küçük tüylerle kaplı ve bu tüyler yere yapışarak hareket etmelerini sağlıyor. Vadinin dört bir yanını dolaşıyorsunuz ve küçük solucanları yani yılan büyüklüğünde olanları yakalıyorsunuz. İleride hasat zamanı kullanmak için bunları bir kapta topluyorsunuz. Ama yağmur kesildiği için acele etmelisiniz. Çünkü bu solucanların geldikleri yere geri döneceği anlamına geliyor. Bu arada bilim insanları solucanların hala neden yağmur yağdığında ortaya çıktığını tam olarak bilmiyorlar. Uzmanlar eskiden yuvalarına su bastığı için bunu yaptıklarını düşünürlerdi. Dolayısıyla boğulmamak için yukarı çıkmaları gerekiyordu. Ama solucanlar ciğerlerinden değil, derileri yoluyla nefes alırlar. Ve hayatta kalmak için neme ihtiyaçları vardır. Ayrıca solucanlar su altında birkaç dakika canlı kalabilir. Şimdi bir diğer teoriye göre yere düşen yağmur toprağın titreşmesine neden oluyor.
Solucanlar çevrelerindeki herhangi bir değişime karşı çok hassastır. Buna göre yağmur damlalarının titreşimini diğer hayvanların onları yemeye geldiğinde yaptığı titreşimlere benzetiyor olabilirler. Kulağa çelişkili geliyor ama aslında onlar saklanmak için deliklerinden çıkıyorlar. Belki de kendilerine doğru bir köstebeğin veya yer altındaki bir başka düşmanın geldiğini sanıyorlar. Dünya bu hayvanlara yeterince uyum sağlamış durumda. Ayrıca yağmurlu günlerde ve geceleri dünyanızı bu devasa solucanlarla paylaşıp paylaşmadığınızı bilemezsiniz. Güneş ışığından korkuyorlar. Solucanların gözleri yoktur ancak derilerinde ışığa ve dokunmaya duyarlı algılayıcılar vardır. Solucanlar her gece ortaya çıkıyor olabilir ama sabaha karşı onlardan hiçbir iz kalmaz. Bu ayrıca bütün yıl süren bir sorun da değil. Sonbaharda, yazın ve ilkbaharda dışarı çıkıyorlar. Ancak kışın daha sıcak ve nemli olduğu için toprağın derinlerine iniyorlar. Bu büyük solucanlar sürekli olarak yeri kazıyor. Bazı tüneller o kadar derin ve geniş oluyor ki insanların bu labirentleri çözmesi günlerce sürüyor. Bunlar madencilikte kullanılan tünellere benziyor ve hatta birçok şirket bu fırsatı değerlendirmeye bile başlamış durumda. Solucanların açtığı delikler, mineraller, değerli madenler ve altın bulmak için kullanılıyor. Madencilerin artık matkap kullanmaya ihtiyacı yok. Solucanlar bu işi onların yerine ücretsiz olarak yapıyor. Ancak bu işin riskleri de var. Tünellerde bir solucanla karşılaşmamak için dikkatli olmalısınız. Çünkü yanlışlıkla kendinizi ağzının içinde bulabilirsiniz. Ancak güçlü projektörleriniz varsa onları korkutup uzak tutabilirsiniz. Dev deniz solucanlarıyla dolu bir dünyada yaşamadığınıza şükredin. Örneğin solucanların denizdeki kuzeni olan spagetti solucan denen bir canlı mevcut. Bu hayvan vücudunu birçok uzun, ince, spagetti benzeri dokunaca bölebiliyor. Jumbo boyutlu olanı ise dev bir kalamara ya da bir uzaylı yaratığa benzeyebilir. Dokunaçlarıyla vücudunuzun her yerini sarabilir. Ve kendinizi kurtarmak için bu dokunaçları kesmeyi aklınıza bile getirmeyin. Çünkü onların yerine hemen yenileri çıkar. Dev yassı solucanlar ise dünyanın kabusu olurdu. Bu tuhaf ve eski zamanlara ait deniz canlısı suda dalgalanan renkli bir battaniyeye benzer. Bu canlı aslında kafasıyla beyni oluşan ilk hayvandır ve bu gezegendeki ilk avcı olarak kabul edilir. Öğle yemeği yaklaşır yaklaşmaz kendilerini onun çevresine sarıp avlarını mideye indirirler. Nasıl bir avlanma yöntemi ama? Ha bu arada dev fıstık solucanlarının düşüncesi bile sizi bütün gece uyanık tutmaya yeter. Vücutları bir filin hortumuna benzer ve avını yakalamak için ağzından düzinelerce küçük dokunaç çıkar. Gerçek dünyada bu solucan 30 cm uzunluğunda olabilir. Bunun 1000 katı daha büyük bir şey olduğunu gözünüzde canlandırın. Veya tüylü solucanların salacağı dehşeti düşünün. Bu hayvan uzaktan tavus kuşunun kuyruğuna benzer. Derinlerde yüzdüğünüzü ve ileride evinizin boyutunda güzel tüylü bir şeyin olduğunu düşünün. Ancak yaklaştıkça bunların dokunaç olduğunu anlıyorsunuz. Ve her bir dokunaç avını yakalamayı sağlayan ince tüylerle kaplı. Ancak canavarların en kötüsü yumurtlayan ateş solucanıdır. Bu deniz canlısı alev gibi parlak kırmızıdır. Talihsiz öğle yemeğini bir anda kapmalarına yarayan çeneleri vardır. Eğer bu hayvan da devasa olsaydı, balinaları ve köpek balıklarını kolaylıkla mideye indirebilirdi. Ama en kötüsü bu solucanın zehirli olması. Normal boyutta olanları insan derisinde kızarıklığa neden olabilir. Dev olanın neler yapabileceğini düşünmek açıkçası beni ürpertiyor. Kabın içindeki yılan boyutunda solucanlara bakarken aklınızdan bu düşünceler geçiyor. Ve okyanusun derinlerinde bir yerlerde bir şeyler de giderek büyüyor. Evet, bu dünyada anormal büyüyen şeyler sadece solucanlar olmayabilir.